Times TV izleyenleri, tarih ve kültür yeri Sirkeci'de tam 123 yıldır damakların efendisi Filibe Köftecisi'ndeyiz. Köftesi'nin 5. kuşak temsilcisi Cem Erpak yanımızda şimdi. Öncelikle merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soruma başlamak istiyorum. Bu Filibe Köftesi'nin bize geçmişinden biraz bahseder misiniz, tarihine? Meşhur Filibe Köftesi 1893 yılında Mehmet Saltuk tarafından kuruluyor. İlk olarak Cadde Hüseyin Tarihi Dükkan, pastırmacı dükkanı olarak açılıyor. Pastırmacı dükkanı açıldıktan sonra tutmayınca kendi doğduğu yeri Filibe'nin, Bulgaristan şehrinin, şu anki adı Plovdiv diye geçiyor, oranın ismini koyuyor. Daha sonra işleri ilerledikten sonra böyle nesilden nesile devam ediyor. Mehmet Saltuk vefat ettikten sonra onun oğlu Ali Saltuk başına geçiyor. Ali Saltuk da bir 20-25 sene çalıştıktan sonra, Ali Saltuk zamanında dedem Turgut Saltuk dükkanda çırak olarak çalışmaya başlıyor. Çırak olarak 20-25 çalıştıktan sonra Ali Saltuk vefat ettikten sonra dedem dükkanın başına geçiyor. Dedem de çıraklıktan artık patronluğa yükseldikten sonra 65 ile 90 yılları arasında dedem dükkanın başında oluyor. 89-90 yılında vefat ettikten sonra annem işin başına geçiyor. Ailedeki tek çocuk olarak ve bayan olarak da iş ona kalıyor. Onda da o da bu seneye kadar bayrağı bizlere getirmeye başardı. Şu anda annemle beraber devam ediyoruz. İki dükkan olduğu için. Yani çünkü tarihi dükkan 28 Mayıs günü itibariyle kapanacak. Bu dükkana devam edeceğiz artık. İşte ben de okulumu bitirdikten sonra ailedeki tek erkek çocuk olarak işin başına geçmeyi seçtim. Peki Filibe Köftesi'nin lezzet sırrı nedir? Filibe Köftesi'nin lezzet sırrı, yani en önemli özelliği içinin sulu kalması. Yani genelde dışarıda yediğiniz köfteler çatal darbesiyle ayırmaya kalktığınızda köfte hafif bir sağa bir sola oynar. Yani hafif bir sertlik olur. Bunun en önemli özelliği içinin, etin yumuşak olması ve içinin sulu olması ve hani kesinlikle makine kullanamaması. Evet. Köfte her gün elle yapılıyor. Ve de içinde hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Hı-hı. Sadece kimyon ve soğan vardır. Ekmek daha yoktur içinde. Ekmek, karbonat, yumurta, onların hiçbiri köfte içinde yoktur. Bu tattan dolayı daha çok hani müşteriler böyle anne köftesi gibi derler. Ona çok benziyor. Çünkü sade insanı rahatsız etmez. Çünkü diğer köftecilerde içinde şişkin yazıyor. Çünkü karbonat ya da yumurta tarzı şeyleri olduğu için köfteyi şişkin göstermek için onlar konur. Onlar konduğu zaman da insan yedikten sonra bir iki saat sonra o midesini rahatsız eder. Ama bizim köftede hiçbir katkı maddesi olmadığı için safi et olduğundan dolayı müşteriler çok beğendiği için nesilden nesile yıllarca böyle gelmiş. Tabii ki de en önemli özelliği etin çok dinlenmesi lazım. Yabancılar falan geliyor. Tabii canım, yabancılar falan. Hatta en son İstanbul'da 3 günlük seminere gelmişti Roka kardeşler. O Roka kardeş 3 günlük seminere geldi ama buraya getirdiler. Öyle mi? Köfte yemeği. Nasıl buldular peki? Çok beğendi. Zaten işte pasta şefi vardı, şarap şefi vardı. Bir de asıl abi. İşte pasta şefi tatlıyı çok beğendi. Şarap şefi, yani genel içki olmadığı için genel menüye. Abi de, abi hepsini çok beğendi. Hatta İspanya'ya davet ettiler de. Hani ne zaman giderim bilmiyorum artık restoranlarına. İnşallah gidersiniz. İnşallah. Zaman. Peki dükkanınızı gördük. Çok küçük şeylerin. Evet. Buranın müşteri kapasitesi ne kadar? Buranın müşteri kapasitesi burası 44 kişi alabiliyor. Ama yaz aylarında dışarı bir 6-7 kişilik daha masa atabiliyoruz. Ama tabii ki kalabalık gruplarda rezervasyon yapıyoruz. Hani önceden bir telefon çağırıyor. Biz böyle böyle gelmek istiyoruz diye. O zaman masalarını ayırıyorum. Mesela Rabu kardeşler geldiği zaman da rezervasyon yapmışlardı biz geleceğiz diye. Ona göre onlara tavsiye etmiştim o masayı. Kaçta kaç arası açıyorsunuz? Servis 11'de başlıyor, 7.30'da kapanıyor. Yani ızgara 11'de açık olmuş oluyor. Eminim izleyenler de merak etmiştir. Peki Filibe Köftesi'ni yemek için ne kadar vereceğiz?
Yani fiyat aralığı. Filibe köftesi 6 tane var bir porsiyonda. 14 lira. Piyaz 7 lira. Tatlı da 7 lira. Bir de ekstra yoğurt falan yoktu. Baktık hani sokaktaki insanlar hani yoğurt falan kullanıyor. Biz ona yoğurt koymaya karar verdik. O da 5 lira. İstanbul Times TV olarak güzel için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim şey, şunu söylemek istiyorum. Hani tarihi dükkan 28 Mayıs itibariyle son. Müşteriler gelmek istiyordur. Hani geldiği zaman kapalı görecekler. Hani onu çok yerde duyurmaya çalıştık ama yine tekrar söylüyorum. Artık hani bu Hocapaşa sokakta yeni dükkana devam edeceğiz. Sonuçta orası bir tarihti. Orası Türkiye'nin eski köftecisi. Türkiye'nin eski 18. firması. Artık aynı firma olarak, aynı lezzet olarak burada devam edeceğiz. Müşterimiz artık buraya bekliyoruz. Biz de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağ olun. Beri biliyorum ben burasını. Tabii ben 1957 senesinde lise öğrencisiyken bu sokaktan geçiyorduk, bu caddeden gidiyorduk Sultanahmet'e. Bu köşede de yiyorduk. Gelinle torunla geldik, bir bu ast adını tatsınlar diye burasını ziyaret ettik. Geldik. Eski günleri yad ediyoruz, nostalji. Cemil Bey nasıl buldunuz? Gayet güzeldi. Zaten müdavi miyiz? Devamlı geliyoruz, yiyoruz. Gayet iyi. Her zaman mı geliyorsunuz? Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Sizden de alalım. Ben birçok yerde köfte yedim. Böylesini görmedim. Arkadaşlarım getirdi, evet. İlk defa yiyeceğim. Merakla bekliyorum acaba nasıl? Sultanahmet'in köftesi gibi mi yoksa kasap köftesi gibi mi? Nefis. Hep metnini duyuyorduk. Çok övgüler yağıyordu Filibe köftesi. İlk defa mı geldi? İlk defa. O zaman devamı gelecek mi? İnşallah.